Günaydın herkese, merhabalar, herkese selamlar. Burada gün yeni doğuyor, o yüzden günaydınla başladım videoya. Evet, şu an Belçika'dayım. Belçika'da, Brüksel'de böyle hem koştuğum hem de gezdiğim bir antrenman. Bizim klasik İstanbul'da yaptığımız şehir serinin Avrupa versiyonu. Hep söyleriz hatta, ben Kerem Hoca, Necdet Hoca. Bir şehri gezmenin en güzel yolu onu koşarak keşfetmekten geçiyor. Öncelikle o yüzden koşarak başladık. Bakın şimdi buradaki tarihi binalardan bir tanesi. Burada hattı boyunca birazdan Adalet Sarayı'na geçeceğim. Burası bir tarihi gotik bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi bayağı, yani küçük gibi gözüküyor ama değil. Bayağı haşmetli kapıları vesaire. Biraz daha yakından geçelim. Bakalım şöyle. Vay be, bayağı büyük. Şöyle geçelim. Şöyle gösteriyorum. Altında minicik hissediyorsunuz. Bu sadece bir yapılardan bir tanesi. Şimdi Adalet Sarayı'na gidiyorum. Adalet Sarayı gerçekten çok büyükmüş. Yani hani okuduğumda da gördüğümde bayağı haşmetli olduğu yazıyor. Yani o yüzden şimdi oraya doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Şimdi bir küçük bir rampa tırmanıyorum. Ondan sonra valla şehir şu an soğuk ama yani böyle acayip de soğuk değil. Burası neresiymiş ya? Şimdi işte ilerliyorum. Bak burada da tadilat var. Biraz tadilat göstereyim, inşaat izleyelim. Valla arkadaşlar, yapılara bakıyorum. Yapılar yani son dönemde Türkiye'de zaten hepimizin binaları inceler olduk. Yani bina uzmanı olduk. Uzman olmasak da herkesin bir fikri var. Yani benim de fikrim olsun yani. Şu evlere bakıyorum. Evlerin hepsi eski ve yani muhtemelen yani çok eski. Ve ayaktalar, dindik ayakta duruyorlar yani. Dışlarında bir şey yok. Bir gösterge yok. Gerçi o dışta bir gösterge olmuyor ama. Bakalım. Evet, şu an burada bir tadilat var. Lan hep tadilat gösterdim, ben de anlamadım ki. Evet, bisiklet yolları yolun her yerinde. Her Avrupa şehrinde olduğu gibi bisiklet yolları var. Kiralık bisikletler de var. Klasik İstanbul'da gördüğümüz ama bir yandan da kocaman bir bisiklet yolu ve arkadaşlar kocaman bir kaldırım var. Yani bakın, kaldırım deyip geçiyoruz ama kaldırım dediğimiz şey çok değerli. İnsanın, yayanın insan olduğunu hissettiriyor. Ve bakın kaldırım yüksekliğine bak. Kaldırım yüksekliği yok. Yok ya. Kaldırımda yükseklik yok. Bu bir şey göstergesi. İnsana saygı göstergesi. Medeniyet göstergesi. Net. Kim ne derse desin. Oo, geldik. Vay, uzakmış dedim ama şak diye karşıma çıktı. Tadilatta burası şu anda. Yani şöyle yakınlaşıyorum. Videodan ne kadar belli olacak bilmiyorum ama gerçekten haşmetli be. Baksana şuraya. Evet, hem tarihi yerleri geziyorum hem antrenmanımı yapıyorum. Vallahi ikisi bir arada. Güzel şehir. Koşuların en güzel tarafı bu. Antrenman nasıl geçip gittiği belli olmuyor. Abi şu işlemelere bir bakar mısın ya? İnanılmaz. Çok büyük. Yani içini ufacık kılıyorsunuz yanında. Hatta biraz daha geriye gideyim, öyle çekeyim. Gözükmüyor çünkü yani. Tam kadraja tam alamıyorum zaten. Baksana şuraya. Vay 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 vay, kocaman. Evet, biraz rüzgarlı hava. O yüzden rüzgar gelebilir. Şimdi İkinci rotaya doğru gidiyorum. İkinci görülecek yerlere doğru gidiyorum. Buraları gezeriz gün içerisinde. Şu önden bir görüntü daha alayım dedim. Tekrar geldim. Gördüğünüz gibi iskeleler kurulu. Valla iskeleler kurulu ama nedense dış yapıların hiçbiri değişmemiş durumda. Yani bizde olsa direkt dokuyu koruyabilir miydik? Bilmiyorum yani. Şimdi şu sağ tarafta bir dönme dolaplar. Aslında hani dönme dolabın amacı şehri göstermek. Şehrin genel açılarını gösterebilmek için yapılmış. Yani çok belli. Böyle bir açıklama okumadım ama çok belli. Burada da Belçika askerlerinin önemli tarihlerde zaferini simgeleyen bir zafer anıtı var. Arkada tarih var. 1914, 18, 40, 45. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda dahil olduğu, savaşa dahil olduğu bölümler herhalde. Şöyle etrafına bir bakalım. Burada bir kapı var. Kapı nereye gidiyor? Abi ilahit gibi bir şey var ama hani içeride uyuyan da var ya. Evet. Yani dünya sorunu evsizlerin
hepimizde sorunu. Evsizler var ve buradalar. İçeride yatıyorlar. Şöyle göstereyim genel olarak. Şöyle gördüğüm yerlere doğru gideceğim şimdi biraz da. Harita üzerinde işaretledim. Fakat biraz daha şöyle bir random gitmek istiyorum ya. Bakalım neresi çıkacak karşımıza. Evet, şöyle aşağı zaten inmem gerekiyordu. Oo, şurada güzel manzara yokmuş. Evet, Adalet Sarayı'ndan sonra burası da katedrale geldik şu anda. Çok büyük arkadaşlar, yani yapılar gerçekten çok heybetli ve hani kadrajın tamamını alamıyorum. Biraz daha geriye çekileceğim, daha geniş bir açıdan çekilmek için. Şu an Belçika'da gün başladı, insanlar işlerine gidiyorlar. Evet, şöyle geniş bir açıdan almaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapayım, evet. Evet, çok büyük. Çok da güzel işlemeler. Gotik işlemeler var her yerde zaten, gotik mimari. Şu yandan da göstereyim bir dakika. Hemen döndürüyorum kamerayı. Evet. Çok güzel. Şimdi şöyle biraz da aşağı inelim. Çok haşmetli gerçekten. Bu da çok büyük, heybetli bir yapı. Yani insan gerçekten kendini küçük hissediyor. Hani bunu tasarlarken zaten mimar tasarım bunu bilerek mi böyle yapmışlar bilmiyorum yani. Hani kendimi küçük hissederim diyelim. Ama taşlarla koşmak gerçekten zor ama ayağım zarar geliyor. Evet, şurada da bir yapıyı göstereyim. Hava biraz ısınsa benim için güzel olacak. Burada böyle bir meydan var. Şöyle biraz daha açıktan gidiyorum şimdi. Valla dediğim gibi şu an koşarak bir sürü yeri gördüm sayılır. Şimdi biraz daha aşağı doğru inmek istiyorum aslında. Bakalım aşağıda neler varmış, biraz onlara bakmak istiyorum. Onun haricinde bugün böyle bir 60 dakika easy, çok yavaş. Ondan sonra bir antrenman olacak zaten. Hani amaç buradaki antrenman verimliliğinden ziyade her zaman performans odaklı bakmayacağız. Geleceksin, yeni bir şehri gezeceksin bu şekilde. Bakacaksın, yeni şeyler göreceksin vesaire. Bunlar güzel oluyor. Bunları değerlendirmek lazım. Dün buraya gelmiştim. Dün aşağıya indiğimiz zaman büyük meydana gidiyorsunuz. Burada böyle bir kilise hani var. Çünkü bayağı kilise var yani hani geçtiğimiz yerlerde de. Burası ama daha yeni. Eski değil. Şuradan soldan çıkalım. Onun haricinde şu an işte Belçika'da insanlar dediğim gibi işlerine gidiyorlar. Gün başladı, okuluna giden öğrenciler var. Biz de burada koşuyoruz. Çok koşan insan görmedim. Muhtemelen zaten bu rotalarda koşmuyorlardır. Ben turist olduğum için bu rotaları hem geziyorum hem görüyorum. O yüzden benim için daha keyifli bu koşu. Evet, karşıda bir müze var. Ve bir meydan burası. Meydanda dün de dediğim gibi geldim buraya. Sol tarafta daha çok böyle gençlerin eğlendiği mekanlar var yukarı çıktıkça. Burada Elizabeth'in heykeli. Şöyle göstereyim. Aslında biraz daha düz gideceğim şimdi. Karşıya doğru gideceğim. Dediğim gibi sabah başladı. Yani şehir kalabalık olsa da ya da hani böyle daha henüz insanlar işe gidiyor dedim ve hareket var şu anda. Fakat hiçbir şekilde bir daha korna sesi duymadım. Ha, şimdi duydum. Şimdi geldi bak. Şimdi korna sesi geldi. Evet, şimdi düz gideceğim. Modern yapılarla beraber eski binaların ve eski yapıların korunduğunu zaten görüyoruz. Yani o şehrin tarihi dokusu gerçekten korunmaya çalışılmış, korunmuş ya da diyelim. Şu an karşıya geçeceğim. Trafiğin durmasını bekliyorum. Durduktan sonra geçeceğim bakalım. Bugün böyle bol gezili, bol koşulu bir gün oluyor. Bak şuradan geçsem bir şey olmaz herhalde. Bir şey olmaz. Şimdi buradan yukarı çıkacağım ama yukarıda iş makineleri gördüm. O yüzden emin olamıyorum. Çıkabilir miyim? Herhalde çıkarım ya buradan. Evet, kilise çanı çalıyor.
Şöyle biraz durayım. Geriye bayağı gittim şu an kadrajı alabilmek için ama hala tam olarak alabilmiş değilim. Buraya kadar geldim. Şöyle. Evet, şu an kilisenin çanları çalıyor orada. Neredeyse bir 40 dakikadır koştum ve gezecek yerlerin çoğunu gördüm. Bunları rota belirlemek için yaptım. Çünkü gün içerisinde çıkıp aynı rotaya gideceğim. Koştuğum için orayı bildiğimden dolayı şu an işim biraz daha da rahat olmuş olacak. Bakalım sokak içerisinde neleri göreceğiz, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. Hadi görüşürüz. Selamlar tekrar. Bugün koşarak gelemediğim bazı rotalar olmuştu ve özellikle görmek istediğim bir yer vardı. Bugün oraya geldim. İçeriği gezdim ama içeride hani böyle çok videoya çekilecek bir şey yok demeyeyim ama gelip görmeniz lazım. Öyle söyleyeyim. Hani videoda alınabilecek şeyler değil, tamamen hissetmeniz lazım. Arka tarafta şu an elimde Atomium'un daha doğrusu bileti var. İşte girdim, gezdim içeriye. İçerisi çok güzel ve yani görsel şovlar var. Tarihçesi anlatılıyor. İşçilik yapım zamanından olan görüntüler var ve panoramik görüntüler var. Baktığınız zaman Brüksel'i, ondan sonra işte Antwerp'i görebildiğiniz alanlar var. Birçok bölmeden oluşuyor. Yukarıda görmüş olduğunuz bölümlerin zaten hepsine çıkabiliyorsunuz. Hepsini, bazıları tadilattaydı büyük ihtimalle ama birçoğuna girdik, dolaştık. Güzeldi. Burayı görmek istiyordum. Tabii içeri giremeyeceğim için. Hani koşarak geldim, ben gireceğim değil. O yüzden buraya böyle özel bir zaman ayırmanızı tavsiye ederiz deyip bugün böyle devam edelim. Avrupa'da koşu kültürü olarak çok fazla, yani koşan demeyeyim ama hava soğuk gerçekten. Yani belki insanlar içeridedir daha çok, şu an bilemiyorum, ya da kırsal başka bölümlerde koşuyorlardır. Tek tük spor yapan görüyorum. Zaten popülasyonla nüfus o kadar kalabalık değil. Hani akın akın bir yerde insan akını yok. Genelde zaten buraya gelen insanların çoğu gezmeye geliyorlar. Yani Avrupa ülkelerinden gelen insanlar var çoğunluklu. Onlar da buraya gelip burayı gezmeye geliyorlar. Grand Plaza'ya giderim muhtemelen. Bakalım, şu an bugünlük böyle devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet, herkese selamlar. Bugün Brüksel'in sonuna geldik. Brüksel'den sonra şu anda şu karşıda gördüğünüz otobüslerle Amsterdam'a geçeceğim. Şeyi söyleyebilirim, birçok Avrupa ülkesinde zaten yani spor ve spora verilen değer çok farklı. Ülkemize göre çok daha fazla aslında. Dolayısıyla da hani koşu sırasında hiçbir sorun yaşamadım, antrenmanlarım sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Çünkü zaten yani güvenli, yani kendinizi güvensiz hissetmeniz için hiçbir neden yok. Sonuçta bir Avrupa ülkesindesiniz ve bir medeniyetin içindesiniz. Bugün antrenmanımı tamamladım, otelden çıkış yaptım ve şu anda işte birazdan otobüse binerek Amsterdam'a geçeceğim. Orada da yaklaşık bir iki gün kaldıktan sonrasında Çerlo'ya dönüp oradan da Türkiye'ye dönüş yapacağım. Bugüne kadar şu an güzel geçti. Yani hem koşu hem tatil, ikisini bir arada yapılabildiğini aslında bir yerde de göstermek istedim. Koşarak hani gidebileceğim, gitmek istediğim yerlere gittim öncelikle. Sonrasında da gezmek istediğim yerleri tekrardan gezdim. Koştuğunuz zaman daha çok vakti efektif kullanabiliyorsunuz aslında. Amsterdam'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar, merhaba. Bugün Amsterdam'dan merhaba diyorum. Şu anda antrenmana başlayacağım. Biraz zaman verdim kendime. Kahvaltı yaptım. Ondan sonra Granatore'de bizim koşan çocuklar vardı. Onların yarış derecelerine baktık. Şimdi koşuya çıkacağım. Böyle bu uzun bir şehir turu olacak aslında. Bir yandan hani rotalar gerçekten çok koşulabilir. Yani insanın böyle hız yapası geliyor. Bir yandan da şehri de görmek istiyorum. Dolayısıyla ikisinin arasında bir antrenman olacak. Hem şehri gördüm hem de böyle antrenmanın tadını çıkarttığım bir idman şekli olacak. Çünkü farklı yerlerde koşmak her zaman güzel. Dün akşam geldim. Dün akşam çok fazla gezme fırsatım olamadı. Otelim burası. Burada kalıyorum. İçerisi bayağı eğlenceli yani. Hani genç yaşta insanlar var. Durumlar güzel ve şimdi antrenmana başlayacağım. Enerjimiz yerinde. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, antrenmana başladım. Burası hem aynı zamanda bir bisiklet yolu hem de koşucuların koştuğu bir yol. Dün akşam buradan gelmiştim ama zifiri karanlıktı akşam burası. Şimdi daha iyi ki daha şu an şehir merkezine gitmedim ama hemen koşan, yürüyüş yapan insanlara denk gelmeye başladım. Batı tarafında kalıyorum.
otelin batı tarafında şehrin. Orası biraz daha uzak şehire. Ve nüfus popülasyon az ama yine de spor yapan insanların sayısı gayet fazla. Bakalım ileride neler göreceğiz. Hadi görüşürüz. Evet, Garmin'in rotasından rota çıkarttım ve koşu haritasına göre en popüler yerden götürüyor sizi. Çoğunlukla zaten rota çizdiğiniz zaman. Şu an işte koşucuları gördüm. Hani bu rotada koşan ve giden işte şöyle parka doğru giriyorlar. Ben de buradan devam edeceğim. Şehir merkezine doğru devam ediyorum. Evet, şöyle biraz manzarayı da göstereyim. Koşu yolu. Şu an işte rotayı takip ediyorum. Bakalım arada random'da hani kafama estiği gibi değiştirebilirim rotayı. Şimdilik devam ediyoruz bakalım. Evet, antrenmanın başında öndeki koşu grubuyla denk gelmiştim. Şimdi gene yollarımızı kesişti. Önde iki bisiklet var. Burada da antrenman. Evet, bir koşu grubu da burada. Good morning. Good morning. Morning. Evet, morning. Evet, bir koşu grubunda burada yanlarından geçtik. Almanlar büyük bir ihtimalle antrenmanlarını yapıyorlar. Böyle bir yolda koşuyorum. Hem bisikletliler var hem koşucular var. Yani trafik şu an çok kalabalık değil, işliyor. Yani insanlar birbirine zaten yol veriyor. Bisikletliler çok daha tecrübeliler. Amsterdam sonuçta bisiklet şehri. Ve çok, yani o bisikletlerle nasıl manevra yapıyorlar bazen düşünmüyor değilim açıkçası. Durumlar böyle. Bak, bisiklet daha geliyor. Ve genelde 2-3 kişi zaten görüyorsun antrenmanlarda içinde. Yani 2-3 fazla oldu da 2 kişi en azından oluyor. Evet, şu anda Vondel Park'a geldik. Parkın girişindeyiz. Şuradaki girişten girdim ve şu an böyle dolaşacağım. Yani şu hatta dolaşacağım. Dönerken de üst hattan dolaşacağım. Ana giriş kapısı burası. Parktı burası. Gayet geniş. İlk defa geliyorum ben de. Bakalım içeride neler göreceğiz, nasıl insanlar, nasıl spor yapıyorlar vesaire, bunları göreceğiz. O yüzden parklar genelde koşu kültürünü görmek için çok büyük bir şey yaratıyor bize, fırsat yaratıyor. Yani spor kültürünü de yurt dışında görebilmek için bu tarz parklara da bakmak gerekiyor. Ne kadar insan, kaç nüfusun hangi popülasyonları burada, buna göre aslında planlama yapılması gerekiyor. Bu da işin diğer bir yanı. Hadi bakalım şimdi parka bakmaya devam edelim. Yani şu an parkın içindeyim. Yaklaşık şu anda bir antrenmana başladı. 7 kilometre oldu. Tabii dediğim gibi yeni yerleri gezdiğin zaman ya da hani ilk defa gördüğün yerler genelde hızlı akıp gidiyor. Bu hani sevdiğin bir koşu arkadaşıyla sohbet etmek gibi, antrenmanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ve şu an parktayız, pazar günü. Böyle hınca hınç bir kalabalık yok. Yollar gayet geniş. İnsanlar sporunu yapıyorlar. İzmir'de bir cadde bostan var işte. Bostancı sahil var. Evet, güzel. Bakalım ileride neler göreceğiz. Devam ediyoruz. Normalde rotayı çizdik ama burada yolda tadilat var. O yüzden koşarak geçemedik. Kuyruğa takıldık. Normalde burada yol gözüküyor. Gerçi var hala ama tabii göründüğü kadar geniş bir yol değil. Yola devam. Burası işte meşhur kanalın olduğu, kanalların olduğu, şehrin böyle daire şeklinde geldiği ve işte en ünlü turistik mekanların bir araya geldiği yerlerden bir tanesi. Dün akşam gelmiştim. Aldım tabii dünkü halinden. Eser yok şimdi, dün çok kalabalıktı. Yine kapalı bir yol. Eğer buraya girersem trafiğe takılırım. O yüzden buraya alternatif belirleyelim. Böyle gidip ileriden soldan dönmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Arada bu kestirmeleri yapmak gerekiyor. Dediğim gibi dün akşam buraya gelmiştim. Tabi burası şu anda sadece, yani şu ana kadar bu turistik olan bölgede tek koşucu benim, öyle söyleyeyim. Yerel halk, yani burada oturan kesim buraya gelmiyor. Koşan insanlar da zaten parkları tercih ediyor olabilirler şu anda. Çünkü en çok kalabalık gördüğüm yerler parklardı. İnsanlar da koşmak için parklara gidiyorlardı. Ben daha çok dediğim gibi şehri tanımak ve görmek için uzun yolu tercih ettim. Ve hani hem turistik yerlerinden geçiyorum hem de görülmesi gereken yerleri görüyorum. Rotaya devam. Şu an bir 10. kilometreyi bitirdim. Bakalım bugünkü antrenman 29-30 arasında bir haftanın uzun olacak. Haydi görüşürüz. Çoğumuzun bildiği gibi ya zaten hani şehrin hep her yerinde şey var.
Yani bisiklet yolu var ve bisiklet yolu zaten şu an ülkenin bir numaralı ulaşım aracı diyebilirim. Zaten yani hepiniz biliyorsunuzdur Amsterdam'a. Şu an orada koşuyorum, bisiklet yolunda koşuyorum. İnşallah bir şey çarpmaz bana. Hadi bakalım buradan sola. Şöyle bir yapı daha var. Evet, burada en meşhur kafelerden, coffee shoplardan en çok gördüğünüz Bulldog. Her yerde var. Ve bu coffee shopların özelliği de biliyorsunuz uyuşturucu madde satımı ve tedariği oradan alıyorsunuz. En çok yaygın olduğu yer Red Light zaten. Hani Bulldog'u görüyorsunuz. Yani kalabalık. Zaten bugün pazar, birazdan daha çok kalabalıklaşacak gün içerisinde. Dün akşam adım atacak yer yoktu. Yani çok kalabalıktı dün. Evet, devam ediyoruz şehir içinden. Şu an bir yol ayrımına geldim. Buradan sağa döndürüp sonra devam ettiriyor burası. Ben burayı araç yoluymuş. Tramvay yolu zannediyordum da değil, araç yolu, bisiklet yolu karışık. Şöyle kenardan gidelim. Bu hat bisiklet hattı, diğer hat araç hattı. Aslında karşıya geçmem gerekiyor ama burası, buradan koşmak daha rahat yani şu an için. Birazdan karşıya geçeceğim. Sanırım şeyi bitirdim rotada. Merkezi bölümü bitirdim. Şimdi içeri doğru devam edeceğim. Yani meydana geldim. Burada bir gösteri var. Devam ediyoruz. Pazar olduğu için çok hareketli şu an burası gerçekten. Yani koşmak şu gitgide zorlaşmaya başladı. Çünkü zaten spor yerinde değilim, şehir merkezindeyim. Spor yapılan yerler değil. O yüzden mümkün olduğunca bisiklet yolunu tercih edeceğim. Yayalar bisiklet yoluna çıkmıyorlar. Ya şimdi koştuğum için bakalım, laf yemeden bisiklet yolunda durmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar gideceğim ben de bilmiyorum. Evet, şu an akın akın sokaklar. Biraz yola çıktım. Karşıdan burası hem tramvay hem yol hem bisiklet hattı. Hem de kaldırım. Yani kaldırım bu arada geniş arkadaşlar. Yani geniş ya. Kaldırım geniş. Şuraya bakın, insanlar yürüyebiliyor yani. Bizde kaldırım bitiyor. Kaldırım. Karşısı tren istasyonu bu arada. Merkezi olarak geçiyor. Merkez istasyon. En çok ulaşımın yapıldığı yerlerden bir tanesi. Tercih edilen ride sistem genelde ülkede. Brüksel'e 2 gün yetti ama Amsterdam'a mümkün değil 2 gün yetmesi. Onu fark ettim bugün koşarken. Çok büyük, yapılacak çok fazla şey var. Brüksel öyle değil. Daha küçük, daha kompakt, her yeri daha hızlı halledebiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Bakalım şimdi rotaya devam ediyorum. Evet, rotayı gene kanala sokmuşum. Tekrar kanaldan devam edeceğim. Şimdi sol tarafına geçiyorum. Buradan geze geze, göre göre devam ediyoruz. Bakalım, hava güzel bu arada. Balık. İnsanlar mutlu. Kafeler dolu dolu. Çok bir şey istiyoruz ya. Yani çok mu zor mutlu olmak? Evet, burada da tadilatta olan kilise var. Kilise sanırım. Bakmadım. Haritada bakmadım ismine. İlk defa da geldiğim için bilemedim. Evet, buradan şimdi devam ediyorum rotaya. Antrenmanın yarısı bitti. Yani genel olarak son şunları söyleyebilirim. Kesinlikle Amsterdam için 2 gün lazım. Brüksel'e göre çok daha fazla koşucu ve spor yapan insan var yani her anlamda. Bisikleti, yani yol bisikleti olanlar var. Çoğunlukla Brüksel'e göre daha fazla sporcu gördüm diyebilirim. Bakalım, devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Selamlar tekrardan. Rotanın aslı Mondel Park'tan başlamıştı. Gene orada bitireceğim gibi gözüküyor. Şehir turunu tamamladım. Gayet keyifliydi. Yani bugün kısacası güzel bir şehir turunu tamamladık. Haydi görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Herkese selam tekrardan. Bugünkü antrenmanı da tamamladıktan sonra Amsterdam'ın Brüksel turunun sonuna geldik. Şimdi oteldeyim. Otelden check-out olduktan sonra havalimanı yolculuğum başlayacak. Genel itibariyle çok keyifli vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. Ama videoların içerisinde de dediğim gibi Amsterdam için 2 gün gerçekten çok yetersiz. Cumartesi günü biraz gezebilme fırsatım oldu. Ama genel itibariyle kesinlikle daha çok zaman ayırmak gerekiyor. Yaptığım tur bayağı keyifliydi. Yani şehrin her yerini koşarak görebildim. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. İzleyerek keyfiniz yerine gelmiştir diyeyim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.